Video ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir süredir YouTube'daki videolara ara vermiştik. Daha doğrusu çok yoğun olduğumuz için işlerimizden dolayı video yükleyememiştik. Bize de sizden çok fazla tabii ki talepler geldi arkadaşlar, sağ olsunlar. Yani siz merak ettiniz. Abi niye yeni video atmıyorsunuz? Abla video ne zaman gelecek falan. Biz de hem Ukrayna-Rusya savaşında son durumu konuşmuş oluruz. Hem de savaş bitti mi? Bitecek mi? Eşimin ailesi ne durumda vesaire, bundan bahsetmiş oluruz. Çünkü biraz da gündemden düştü aslında konu. Genelde insanlar bize yazıyorlar. Savaş bitti galiba çünkü gündemde ve televizyonda artık bir şey görmüyoruz savaşla ilgili falan. Evet, başlayalım. Savaş bitti mi Adana? Yok, savaş bitmedi. Hemen hemen 100 gün sürüyor bu savaş. Daha da sürecek. Yani onun sonu şimdi görmüyoruz açıkçası. Çünkü 30 bin şimdi 28 Mayıs ve 30 bin Rus askeri ölmüş. Yani resmi sayısına göre belki de daha fazla. Ve Rusya için anladığımız kadarıyla bu ölen çocukları, adamları hiç önem, Rusya hiç önem görmüyor. Daha da 30 bin öldürmeye hazır. Yani yeter ki... Önem göstermiyor. Önem göstermiyor. Yeter ki bilmiyorum. Amacı ne? Yani tamamen erkek sayısı mı azaltmak, Rusya'nın kendi ekonomisi mi yok etmek, yoksa ne yani? Hı hı. Onun amacı biz gerçekten bilmiyoruz. Yani zaten 100 gündür tam olarak çözülemedi. Aynen. İşte hani söylenen şeyler var tabii ki. Ukrayna Rusya'nın yanına, sınırına NATO'yu getirecekmiş, hı hı, falan, o yüzden diye, ama bu tabii ki sadece bahaneydi zaten. Öyle bir şey yoktu yani. Yani şimdi şöyle mantıklı düşünelim. Rusya... savaş başlangıcı bahane olarak ürettiği ve söylediklerini her şeyi tersine ulaşmış. Mesela Rusya Ukrayna'ya niye saldırdı? NATO büyümesin, NATO'nun birlikleri Ukrayna'ya koyulmasın, hı-hı, ve Ukrayna'da olmasın. Sonuç, Finlandiya ve İsveç NATO'ya başvuruyor. Yani bu Rusya'nın sınırında olan, hı-hı, ülkeler. Polonya zaten NATO'da. Polonya zaten NATO'da. Letonya, Estonya NATO'da yani. Polonya'nın Rusya'yla sınırı yok mu? Var. Kaliningrad diye küçük bir bölge var Rusya'ya, tamam, evet, ait, ama Rusya'nın içinde değil yani. Hı-hı. Başka bir yerde. Yani eskiden bu Polonya'nın bir topraktı. Her neyse. Yani sonra... demilitarizasyon istedi. Yani Ukrayna'ya silahları yok edilsin, hiç ordusundan vazgeçsin diye bir amaç vardı. Hı hı. Yine de tam tersine ulaşmış. Ukrayna'da şimdi askerleri çoğalmış ve NATO'nun silahları bu arada. Daha çok birleşmişler yani. Aynen. Aslında. Ve NATO'nun silahları şimdi Ukrayna kullanıyor. Yani sonra Nazileri diyordu bize, yani Ukrayna diye bir kültürü yok, dili yok, millet diye bir şey yok. Ve Ukraynalılara Nazi diyor ve nasyonalistleri yok etmek istediği. Yani nasyonalist dediğimiz milliyetçi. Yani milliyetçilik yok etmek istediği ve neye ulaştı? Ukrayna'nın kültürü, dilini, işareti, bayrağı bütün dünyada şimdi asılı. Herkes tanıyor. Herkes tanıyor. Yani. Herkes yani saygı duyuyor. Herkes merak ediyor yani. TikTok'ta yayın yapıyoruz. Adamlar geliyorlar. Herkesin arkasına Ukrayna bayrağı koymuş. Ha. Yani kendi fotoğrafında. İşte profilinde yazıyor Stand with Ukraine yani. Herkes Slava Ukraini diye söylüyor. Slava Ukraini. Yani tam tersi bir etki olmuş aslında. Şimdi Ukrayna milliyetçiliği, evet, daha çok artmış. Hem de Ukrayna içinde değil, dünyanın içinde. Yani. Onun haricinde ailenin durumundan bahset istersen, onu da çok soruyorlar. Ailem iyi, babam görevde, zor bir yerlerde, yani tehlikeli bir yerlerde, evet. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Evet, evimizin yanında bir tehlikeli bazı olaylar yaşandı. Çok yakın, yani bir kilometreye kadar. Yani camları evde nasıl... Camlar evde kaldıysa bir mucize aslında. Yani öyle. Öyle. Yani tabii başka ki söyleyecek bir şey yok. Aynen ya, o konuda biraz sıkıntılı çünkü düşünsenize şimdi buradasın ve şurada karşıda bomba patlıyor. Bir şeyler, evet, oluyor. Pek güzel değil yani arkadaşlar tabii ki. O yüzden de aslında biz hani biraz bu konuyu tekrardan böyle gündeme getirmek istedik. En azından bizim takipçilerimiz aracılığıyla ve sayfamızda. Evet. Çünkü unutulmasını çok da istediğimi söyleyemem açıkçası. Hı-hı. Hani en azından ne kadar gündemde kalırsa bence o kadar daha bir faydalı olur.
En azından Türkiye için. Evet, son sadece tek bir şey, Ukraynalılar anladığım kadarıyla çoğunlukla artık NATO güçlü bir birliği olarak görmüyor ve orada katılmak istemiyor ve biz de demokratik bir ülke olduğu için böyle kararları referandum olarak kabul ediliyor. Anladığım kadarıyla NATO'yu artık gereksiz bir örgüt olarak görünüyor. Çünkü çok güçsüz. Hiçbir şeye yani yaramayan bir örgüt. Birinci. İkinci de son haberlere göre Avrupa Birliği de çok şüpheli bir örgüt. Birlik. Çünkü böyle olay çıktı. Scholz ve Macron Ukrayna'nın toprağı Rusya'ya satmaya çalıştı. Rusya bile değil, Putin kendinin yüzünü kaybetmesin diye Zelenski'ye böyle bir teklif sunmuşlar. Sen onun istediği illeri ver, savaş bitsin ama onun istediği illeri ver, Putin'in istediği illeri ver, Putin dünyada yüzü kaybetmesin diye. Yani başkasının toprakları satmak çok kolay. Yani herkes burada şey söyleyebilir. Hatay Suriye verilsin. Ne olur? Orada bir sürü Suriye yaşıyor. Suriyeli yaşıyor. Veya Mardin diyelim. Değil mi? Hı-hı. Yani öyle konuşmak çok kolay. Ama öyle olmuyor tabii ki. Aynen ama öyle olmuyor. Şimdi binlerce... Niye versin? Biz niye verelim? Niye? Yani niye onun istediği gibi olsun ki? Eğer bu insan kılıçla, ateşle bizim toprağımıza geldi. Çocukları... Yaşlıları, kadınları, erkekleri öldürdükten binlerce arkadaşlar, binlerce insan öldü. Bu askerlerden bahsetmiyorum bile. Askerleri ne kadar öldüğünü açıklanmıyor. Çünkü savaş olan ülkeler böyle bir bilgi paylaşmıyor. Savaş bitmeden. Sivil halkından bahsediyorum. Binlerce insan öldükten sonra Putin'in istediği gibi mi yapılması gerekiyor? Özellikle şu anda bir zaferi, hala bir zaferi, onun bir zaferi yok. Yani, daha çok kaybı var. Kaybı var, yani aynen. Yani sen anlattın geçen, 3 tane füze atmışlar arkadaşlar. Bir füzenin değeri 3,5 milyon avro. Bir füzenin dolar veya ne fark eder? 3 milyon dolar. 3 milyon dolar. 3 tane füze atıyor aynı yere, 10 tane insan ölüyor. Okey. Evet. Ama kaybettiği para 9 milyon dolar. Şimdi şey olarak bakıyorum olaya, Rusya açısından, tamam mı? Ekonomi aynen. Yani bitmişsin abi sen. Şu zamana kadar harcadığın para zaten açıklamalara göre Rusya envanterinin 1/3'ünü kaybetti diyor. Evet. Yani bu ne demek? 100 tane ordunun 100 birim bir kuvveti varsa askeri olarak, teçhizat olarak vesaire 33 tanesini kaybetmişsin. Kaldı yani. 66 tane. 67 tane diyelim hadi. Ve onların daha şey bile diyorlar. Rusya'da asker kalmadı. Yani şey olarak sözleşmeli olan profesyonel bir şey yarayabilecek asker kalmadı. Mesela şimdi bir anda Japonya ve Çin Rusya'ya saldırırsa onlara karşı koyacak kimse kalmayacak ki. Makine kalmayacak, insan da kalmayacak yani. Şimdi her giden geçen Rusya'yı işgal edebilir. Evet. Çünkü bütün kuvvetleri Ukrayna'ya gönderdi. Orada da başarılı olamıyor. Olamadı zaten. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu konuya değinmek istiyorum bu arada. Şimdi bazı arkadaşlar geliyorlar. Bizim hesabımızı izleyenler veya izlemeyenler, hı-hı, genel olarak. Şöyle bir yorumda bulunuyorlar. İşte siz bir şey bir bok bilmiyorsunuz. Affedersiniz, kusura bakmayın. Bir şey bilmiyorsunuz. Niye konuşuyorsunuz burada? Bir bilginiz yok dünya hakkında, bilmem ne hakkında. Şimdi bu kanalın ismi ne? Bir Ukraynalı bir Türk. Bu hesap kimin? Bizim. Biz burada istediğim şeyi konuşuruz. İstiyorsan izlersin, istemiyorsan izlemezsin. O arkadaşa söylüyorum, hı hı, yani o arkadaşlara. Bu birincisi. İkincisi de maşallah yani bizde hangi kıraathaneye, hangi kahvehaneye girersen gir herkes profesör. Herkes profesör. Bir siyasetçi. Konuda, siyasetçi, ekonomist, fizikçi. Herkes profesör. Herkes mühendis. Maşallah. Mühendis. Yani ağzı olan konuşuyor arkadaşlar açıkçası. Onu söylemem gerekiyor. O arkadaşlar da rahatsız oluyorlarsa izlemesinler. Bizi burada izleyen kişiler, seven kişiler belli. Onlar yeter. Yani siz yetersiniz. Teşekkür ederiz, hı hı, yanımızda olduğunuz için. Yani durum bu şekilde. O arkadaşlara buradan bir cevap vermek isterim. Kendi yerlerini umarım bir an önce bulurlar. Ha,
Hem de şey mesela haberlerde görebilirsiniz. Ruslar bu şehire girmişler, şu şehire girmişler, bu köyü almışlar, bu köyü almışlar. Onların strateji bu. Gitmeden önce yok edilmesi. Mesela bu şehre girmiş diyorsa demek ki bu şehirde bir tane bina bile kalmamış. Onlar girmeden önce yok ediyorlar. Ondan sonra biz aldık diyorlar. Yani böyle savaş yapılmıyor artık. Bu nasıl aldık anlamına geliyor ki? Eğer sen bir Mariupol'ü belki görmüşsünüz. Bir şehri almak için onu dünya yüzünden yani silmesi gerekiyorsa nüfusla beraber. Aleppo gibi, Suriye yaptığı gibi, Afganistan'da Çiçenistan değil mi? Çiçenistan'da Grozny'da yapıldığı gibi Rusların. Yok edildi, biz aldık onu. O aldık olmuyor. O yok etmek anlamına geliyor. Aynen arkadaşlar, yani durum bu şekilde. Biraz da sinirliyiz bazı konularda. Artık umarım tabii ki gönderdiğimiz mesajlar da yerine gitmiştir. Video içinde umarım sizi bilgilendirebilmişizdir son durumlar hakkında. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz bye bye. Arkadaşlar. Bye bye.